Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak sınırındaki terörü bu yaz kalıcı olarak çözeceğiz dedi. Ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörle mücadele konsepti için alışılmadık, öngörülmez, özgün, süratli ve tempolu ifadesini kullandı. Peki Irak'ta ne olacak ve yeni konseptin ayrıntısı ne? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şimdi bültenimizin başında tüm ayrıntılarıyla Ankara stüdyomuza döneceğiz. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı Bakan Güler. Hande Fırat'ın hemen yanında da uzman konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Har var. Hande Fırat'la Abdullah Ağar değerlendirecek. Ben sözü hemen kendilerine Ankara'ya bırakıyorum. Göksu çok teşekkürler. Gerçekten dikkat çeken açıklamalarda aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak sınırındaki terörü bu yaz kalıcı olarak çözeceğiz sözleriyle başlamıştı. Sonra biliyorsunuz gece görüşü de Abdullah da çok kosmuştuk. Hoş geldiniz bu Teşekkür arada. Adam, sağ olun. Alışılmadık, öngörülemez Özgün. Süratli ve tempolu demişti. Yeni konsept için Yaşar Güler. Bu hafta sonu da bazı gazetecilerle Ankara'da bir araya geldi ve şimdi hem ben onun açıklama okuyacağım ...hem de tabii ki nasıl yorumlamak lazım onları Abdullah Ağar'a soracağım. Ee, Irak'ta 30-40 kilometre derinlik neden sorusu tabii ki önem kazanıyor. Şimdi ee, Yaşar Güler dedi ki çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemizde elindeki imkanlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimizde, hudutlarımızda güvende olur... Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini Irak'ta sorun olmaktan çıkaracağız dedi. Şimdi e, tabi nasıl olacak Pençe Kilit Bölgesi? Pençe Kilit Bölgesi'nde şöyle dedi Yaşar Güler, her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş içerisinde... 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Bu sene önce pençe kilit tamamlanacak ve operasyonlar pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek. Kandil operasyonu olacak mı sorusuna ise bizim etkili operasyonlarımız sonucunda artık 10 15 yıl önceki gibi kandil yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkili operasyonlarıyla burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Aslında Asos'u hemen kalkabiliyor muyum arkadaşlar? Evet. <laughs> Asos'u hemen şurada görebiliyorsunuz. Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz dedi. Kandil'in bazı bölgelerinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizim için isimlerinin bir önemi yok. ...teröristler nerede yuvalanıyor... ...nerede palazlanıyorsa... ...bilin ki Mehmetçik... ...gereğini yapacaktır dedi. Şimdi e, Irak bölümünü... ...ve Amerika bölümünü ayrı konuşacağız ama... E, ...30-40 kilometre... ...sanıyorum Abdullah Arda kalkabiliyor... ...değil mi arkadaşlar? E, sizi de böyle alayım. 30-40 kilometre derinlikte... ...Irak sınırının... ...güvenlik altına alınması ne demek? Nereler eksik? Çünkü hep diyoruz ya pençe kilit... Kilitlenecek. O zaman ne anlamalıyız Yaşar Güler'in sözlerinden? Şimdi aslında Hande e, Pençe Kilit e, büyük oranı tamamlandı. Hı -hı. Şimdi özellikle şu bölgede yani Zap Metina bölgesinde Hı -hı. E, o %95'in %5'lik kalan kısmının bir parçası var. Bir de Hakuk bölgesinde kalan Hı -hı. kısmı var. Yani bununla birlikte e, Zaha Doğan çıkıp Amadiye, Şalediz'e, Barzan'a kadar giden şöyle bir yol var. Şöyle bir Şurada yol var. galiba gara var değil mi konulmamış olan? Şimdi Ga garanın yeri çok büyük. Garayı şöyle bir Şu alan, zaman. şöyle bir tamam. alan olarak görmen lazım. Tamam. Şimdi gara yolun Hı -hı. bu tarafında. Hı -hı. Yani Irak tarafında. Tamam. Şimdi burası tamamlanmasıyla birlikte... Ben e, Gara'ya da bir harekatın başlayacağını öngörüyorum. Peki o zaman daha açık sormak amacıyla. Metin Azap arası kapatılacak doğru mu? Evet. Hakurt'taki boşluk kapatılacak. Boşluk kapatılacak. Peki 30-40 kilometre ne kadar bir bölüme denk geliyor? Yani şöyle bir şey mi göreceğiz biz, Garay ile birlikte? Şimdi Garay ile birlikte PKK'nın şu alanda kontrol etmiş olduğu dağlık alan kalmayacak. Kalmayacak. Yani mı? şöyle bir ifade kullanın, Zagroslardan hı hı. Toroslara kadar alanda tutmuş olduğu bütün dağlık bölgeyi PKK Mehmetçiye teslim etmiş olacak. Hı. O zaman yani ne? bütün aslında harekatın temel şeyi şu. Neden neden bunu söylüyor? Hı -hı. Öne önemli neden. Şimdi PKK'nın gerek Türkiye'de, Hı -hı. gerek Irak'ta, Hı -hı. gerek İran'da, gerek Suriye'de Hı -hı. güç tutmasının, hükümranlık üretmeye kalkmasının, etki üretmeye kalkmasının sebebi şu dağlık alan. Yani şu an Mehmetçiğin Hı -hı. çiğnediği alan. Hı -hı. Şimdi bu alan neden önemli? Çünkü en tecrübeli teröristlerini tuttuğu yerler, hmm. en güçlü yuvalandığı yerler ve buralara benden başka kimse giremez dediği yerler. Hmm. Yani bu görece doğru çünkü Mehmetçik'ten başka kimse şu ana kadar o bölgeye giremedi. Yani PKK'nın kontrol etmiş olduğu bu dağlık bölgeye Mehmetçik'ten başka ne Irak merkezi hükümeti şu ana kadar girebildi. Ne peşmerge girebildi ne de istihbarata veya teröre dair unsurları girebildi. Hı hı, Şimdi hı. sadece Mehmetçik girdi. Şimdi böyle olunca tabii PKK en büyük etki, hı hı. inisiyatif alanını kaybetmiş oluyor. Şimdi buradan aslında PKK'nın bir benimsemiş olduğu o doktrinle birlikte, terör doktrinle birlikte bütün bu coğrafyalarda etki üretmesi temel güç noktasını, merkez noktasını... PKK kaybetmiş oluyor. Bir diğer hı -hı. tarafı ne diyorlardı onlar? Biz burada devlet kurduk diyorlardı değil mi? Evet. Sözde işte burası kurtarılmış bir bölge diyorlardı. yani aslında Metin Azap, bak, Gara. Ha, ga, Gara bak görüyorsun bu şekilde. Evet. Büyük bir alan. Büyük e, bir alan. E, tabii. Hı -hı. Şimdi or orada yani bundan sonra biz e, Gara'yı çok konuşacağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle şu bölgede. Bak, Metin Azap. Şu bölgede hı -hı. ve şu bölgede. Hakuk. Bazı boşluklar var. eksik hı -hı. kalan yerler var. Oraları tamamlanması gerekiyor. Aslında kendi sınırımıza baktığımızda şöyle hattı çizecek olsam değil mi? Şöyle giden bir sınırdan bahsediyoruz. yani biz. şu, şu ama kimi yerde 30 olacak herhalde derinliği, kimi yerde 40 olacak güvenlik nedeniyle. O tabii ya yani şimdi bir de İran İran sınırı da kapatılmış olacak tamamen evet. evet. Neden tamam. önemli İran sınırının kapatılması? Yani, çok, yani buradan da mı geçiş şimdi var? Şimdi bizim Türkiye <laughs> içerisinde iki önemli yer var. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi Türkiye, Suriye, Hı -hı. Irak sınırı. Burası. Hı -hı. Yani Şırnak bölgesi. Hı -hı. Şırnak bölgesi PKK için stratejik. Şimdi bir de bunun Irak tarafında ve Suriye tarafında karşılığı var. Yani biz kendi alanımızı kontrol etmemiz yetmiyor. Hı hı. Bu alanı da kontrol etmemiz gerekiyor. Burada burada da en önemli şeyle PKK için stratejik diye tanımladıkları bir yer var. Türkiye, İran, ıı, Irak üçgeni. Hı hı. Yani Hakkari üçgeni. Yani şuradaki IŞİD üçgeni. Hı hı hı. Şimdi burayı tutmak yetmiyor. Burayı da tutmak gerekiyor. Hı hı. Tamam çünkü kontrolsüz bir bölge. Şimdi burayı şimdi burayı tutuyorsun, burayı kullanamıyor. Burayı tutuyorsun, burayı kullan bu sefer buraları kullanıyor. Hı hı. Şimdi bu anlamda iki alanın da Türkiye dışından Irak içerisinde tutması büyük bir değer taşıyor. Şimdi ama mesele sadece bununla mı ilgili? Hep e, Sincar meselesi neydi? Şuradaki geçiş neydi? Hı hı. Tamam hı hı. burada burada Amerikalılar da kullanıyor ama PKK da kullanıyor. Kontrol ediyor. Bir şeyler var. Geçti. Buralarda daha şimdi öncelik yani yakın tehdidin etkisizleştirilmesi, ortalar kaldırılması, onlar konuşulduktan sonra halledikten sonra diğer safhalara geçeceğini düşünüyoruz. Şimdi dedi ki e, kandil 10-15 yıl önceki kandil değil. Gene varlar ama sayıları az. Yani, Asıl asos'a geçtiler dedi. Neden asos? Asosun özelliği ne ve belli ki bundan sonra büyük harekatlar Asos'a olacak gibi görünüyor. Şimdi e, aslında burada bir ayırtta bu bulmakta fayda Hı. var. Şimdi e işin teröristle mücadele kısmında dağlık alanlardaki kısmında kim var? Türk Silahlı Kuvvetleri hı hı. var. Şimdi o dağlık alanlarla kısmını söylüyor. Yani kan Kandil Şöyle diyor. Biz Asos bölgesinde tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz. Ama de. bir de Embitle'ye ilgili kısmı var. Evet. Şimdi evet. şimdi onu onun için özellikle söyledim çünkü hı. eksik yanlış anlaşılabilir. Hı hı. Şimdi Kandil'de çok fazla terörs kalmadı. Hı hı. Yani bir de Kandil gerçekten çok büyük bir alan ve Kandil bir şekilde kontrol altında ve Türkiye sınırlarından kopuk. Hı. Yani oraya orada bir kara harekatı yapacağım. Ben hiçbir zaman Kandil'de kara harekatı yap yapalım gibi bir cümle kurmadım. Neden? Hı. Çünkü yani e, 300 civarında köy olduğu ifade ediliyor. 120'si e, PKK'nın kontrolü yani 120 civarı kesin köy var. Boşaltılmışları saymıyorum. 120 diyelim. Şimdi ve bu, bu, buralarda e, PKK'lı sayısı 300 tane. Şunu da söyledi tam köy demişken onu da ekleyeyim belki ek yaparsınız diye. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yerinden edilmiş köylülerin güvenlik ve huzuru içinde bu operasyon elzemdir dedi. Doğru. Yani aslında Kuzey Iraklıların ya da Iraklıların kendi köyleri de demek ki PKK tarafından boşaltılmış zorla. Doğru. Yani o kadar çok köy var ki. yani Örneğin Gara diyoruz. Hı hı. Gara bölgesi. Yani şimdi Sergeli, Sergeli diyoruz değil mi? Yani bizim 9 şehit verdiğimiz yer Sergeli Boğazı. Oradaki köyler. PKK tarafından boşaltılmış ve PKK hı hı. tarafından kullanılan köyler. Hatta yani o sızmanın o köylerden gerçekleştiği ifade ediliyor. O kadar çok köy var ki yaşamı, yaşamın ölmesine sebebiyet veren. Şimdi bundaki halk da çok rahatsız bu işten. Yani şimdi meseleyi sadece şey olarak tanımlamayın lütfen. Irak ee, Kuzey bölgesel yönetimi, yani Barzani yönetimi. Oradaki temel kültür aşiret kültürü. Hı hı. Yani oradaki köylerin hepsi aşiretlere bağlı. Ve oradaki pek çok aşireti PKK rahatsız etti. On, onları baskı altına aldı ve bunlar yerlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Yani hem demografik anlamda, hı hı. hem sosyolojik anlamda, hem ekonomik anlamda, hem topografik anlamda bölge halkı üzerine çok büyük bir baskı sebebiyet verdi. Etki üretti yani. insanlar yaşamlarından oldular. Şimdi oradaki yaşamın normalleşmesi için de PKK'nın bu bölgenin tamamıyla çıkartılması gerekiyor. Yani ne olacak biliyor musun anne? Gara'nın da bir şekilde kontrol edilmesiyle birlikte PKK sivil alanlara itilmiş olacak. Hı. Yani böyle böyle bir çok son derece önemli bir sonuç edecek. Yani nereye itilmiş olacak? KDP'nin hükümran olduğu alanlara, KYB'nin hükümran olduğu alanlara ve bunların içerisinde aşiretlerin hükümran oldukları alanlara itilmiş olacak. Hı. Şimdi yani şey çok değişecek. Fotoğraf çok değişecek. Şimdi Irak hükümetinin ee, kalkınma yolunu çok istediğini söyledi. Doğru. Otoyollar ve demir demiryollarından oluşuyor. Ee, bir de son dönemde ayrı ayrı ziyaretler yapılmıştı ya Yaşar Hı -hı. Güler, İbrahim Kalın, Hakan Doğru. Fidan e, Irak'a gitmişlerdi. Bu ay içinde o üst düzey ziyaretlerin yeniden yapılacağını açıkladı Yaşar Güler. Bağdat yönetimi Ova Köy'e kadar gelecek olan kalkınma yolu projesini çok istiyor. İşte bu ay içinde Irak'la yapılacak zirvede tüm bu konular masada olacak dedi. Onlar da açıklamalarını PKK'nın kendileri için bir tehlike olduğunu vurguluyorlar ifadesini kullandı. Demek ki biz bu ay içindeki zirvede e, bayağı kapsamlı Irak, Bağdat hükümeti ve Türkiye arasında bir gelişme mi göreceğiz? Böyle bekleyebilir miyiz? Umuyorum. Yani bunu söylerken niye söylüyorum? Çünkü yani e, ben Bağdat'la ilgili meseleleri hep konuşurken Şimdi bir örnek vereyim izin verirsen. Hı hı. Şimdi Sincar değil mi? Hı hı. Sincar'da bir 7 Ekim anlaşması yapıldı. Hı hı. 7 Ekim anlaşması yapıldığı zaman buradaki e, üniforma taşıyan yani merkezi hükümete bağlı ve meşru kabul edilen güçler haricinde kimse burada tutuk kalmayacaktı. Hı hı. Kimler kalacaktı? Irak merkezi hükümete bağlı güçler ve peşmerge kalacaktı. E, PKK çıkacaktı. E, ne oldu? Onlar da geldiler ve denklem çok daha karmaşık bir hale geldi. Benim kaygılarımdan bir tanesi o. Şimdi onlar meseleye e, kim kaptıysa onun elinde kalsın hesabıyla falan yaklaşan bir, bir kafaları var. Hı hı. Buna çok dikkat. Niye? Çünkü Haçlı Şabi var. Hı hı. Şimdi yani Şimdi Haçlı de belli ki çok farklı bir gücü var değil mi? Anlaşılıyor yani onu? isterse Irak'ta, Bağdat'ta darbe dahi yapabilir Haçlı o, o kadar büyük, kadar. o kadar güçlü. Yani hı hı. Şimdi şey, şey, şey sırasında gördük. Yani e, sayısız örgüt var. Yani nereden çıktı? Bilelim, e, iyi bilelim. Yani e, El-Kifay Cihat çağrısıyla Sistani'nin, Dağış'tan mücadele adı altında yeni bir isimle Haçlı Şabi olarak örgütlendiler ve 3 milyon kişi ismini yazdırdı. O kadar kişiye bakamayacakları için. 300 binlik bir kuvvet oluşturdular ve bunların içerisinde büyük bir çoğunluğu İran'a bağlı örgütler var. Hı. Ve son derece agresifler. Ve bunlar Irak'ın güvenlik yapılanmasına musallat olmuş durumdalar. Evet yani, öyle ha, Güvenlik yapılanması içerisindeler ve etkiliyorlar. Hmm. Hem siyasi kararları etkiliyorlar hmm. hem güvenlik kararlarını etkiliyorlar. Yani bu anlamda ben hep cümleyi şu kurdum. Irak'ta Irak vatanseverliği hakim olmadığı sürece hem güvenlik kuvvetlerinde hem hmm. siyasi mekanizmalarda manipüle edilme olasılıkları çok yüksek. O yüzden buraya... Irak merkezi hükümetine bağlı unsurlar gelirken de çok Biz bakın hep Irak'ın bütününden bahsediyoruz. Aynı geçen sene 19 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam bu şu bölgede biliyorsun Süleymaniye bölgesinden İran'a ateş açan şeyler vardı. Ee, hmm. e, Kürt grupları vardı. O Kürt grupları merkezi hükümetle e, İran bir anlaşma yaptı 19 Mart 2023'te ve bunları buradan çıkarttılar. Yani Irak'taki Kürt grupları daha içeriye aldılar. Hmm. E şimdi aynı şeyi benzer şekilde benzer bir benzer bir mekanizmayı burada bizim de geliştirmesi ve PKK'yı buradan bizim sınırımızdan bir daha sınırımızdan sızmayacak şekilde uzaklaştırması lazım. Sonuçta o zaman şöyle düşünebilir sonra. miyiz? Ee, şimdi aslında dikkat çekiyor tabii. Her giden aslında her grupla görüşüyor. Yani şöyle İbrahim Kalın da Hakan Fidan da Yaşar Güler de. Evet. E, toplantılarında ayrı ayrı gittiklerinde de Haçlı Şabi ile de belli ki görüştüler ki bu operasyon tamamlansın çünkü Irak'ın dediğiniz gibi ise eğer güvenliğinde Haçlı Şabi bu kadar söz konusuysa Çok. Türkiye mecbur Haçlı Şabi ile de konuşmaya doğru mu? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim e, hassas bir konu bu Türkiye Hı. için de hassas bir konu çünkü e, muhatabınız kim olacak kimle Çok beraber Çok muhatap var ama burada. Şimdi, şimdi bunların bir genel komutanları var. Bir de bir zihniyet var. Bir Irak vatanseveri olan gruplar var. Bir Irak, Türkmen olan gruplar var. Hı hı. Örneğin Kerkük ve telafer bölgesinde. bölgesinde. Bunların hem Irakçı olanları var hem İrancı olanları var. Bir de Irak-İran eksenine oturmuş olanlar var. Şimdi zaten İran'ın hem Irak'taki hem Suriye'deki gücü bu Haşisha örgütlerde Şimdi Şi direni, Şey İslam direniş Cephesi'ne çevirdi ama bunların hepsi bir şekilde İran vekilleri. Hmm. Şimdi bu İran vekilleriyle İran'a rağmen bu coğrafyada bir anlaşma yapabilir misiniz? Hayır. İşin içerisinde İran olduğunu da çok iyi bilin diye söylerim. Yani onun İran'la da temaslar zaten sürüyor sürekli. Ya şimdi şu şu geliyor aklıma yani e, hani. E, aklı hep bizim için hep öyle oldu zaten. Kurda sormuşlar. Ee sen niye kalın?" demişe kendi işimi kendim yaparım. Hı hı. Şimdi bizim işimiz burada Irak'ta, Suriye'de Rusyası varken, Amerika Birleşik Devletleri varken, İran'ı varken, İsrail'i varken, İngiltere'si, Fransa'sı varken, bunların hepsiyle ayrı ayrı anlaşalım. Bunların hepsini gönlünü hoş edelim. İşimizi yapalım değil. değil. Hı hı. Bir Mehmetçik ne yapacak? Teröre mücadelede kendi bildiğini yapacak. Yani istiyor ki Irak'ın egemenliğiyle ilgili Peşmergileri işbirliği yapayım. Irak merkez hükümetiyle işbirliği yapayım. Yapmazlarsa Mehmetçik onla isterlerse onlarla, istemezlerse onlarsız bu işi yapacak Mehmetçik. Çünkü hı hı. bizim kanımız akıttı Hande. Hı hı. PKK bizim aramızda bir dava var. Doğru. Tamam mı? Bu dava gerekirse kıyamete kadar devam edecek. Bizi arkamızdan vurdu. Şimdi nasıl bir oyunun oynandığında farkındayız. Yani bunlar şimdi jeopolitik bir oyun oynuyoruz değil mi? Oynamak, oynamak istiyoruz. Jeopolitik oyunda yakın yakın çevrenizdeki bir tehdidi ortadan kaldırmanız lazım. Yani sizi istikrarsız olacak bir tehdidi ortadan kaldırmanız lazım. Sayın Erdoğan aslında onu söylüyor. Ya yani biz jeopolitik anlamda e, bir şey içerisindeyiz, iddia içerisindeyiz, bir yükseliş içerisindeyiz, biz güç hı hı. yapılanması içerisindeyiz ama bu adamlar kalkmışlar bizi PKK'ya hapsetmeye çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi bu PKK'ya hapsetme işiyle ilgili o kadar çok farklı parametre var ki. Çünkü Türkiye'nin neler yapabileceğini, ilgi alanlarını, etki alanlarını, vizyonunu insan yani sadece kendisine inanan Türk soydular değil Aynı zamanda inanç soyululu, inanç eksenindeki ülkeleri de çok etkileme potansiyeli var Türkiye'nin. Peki şimdi bunu biz... engellemek için PKK gibi bir takım örgütleri kullanıyorlar şu an. Şimdi e, e, bahsedilen bölgenin. 30-40 kilometre derinliğinde kapatılabilmesi Doğru. için. Onun onu sebebi ne? Ellerindeki ma silahların, silahların, silahların silahlar, kahveti mi? Kahvesi. Hakuk ve gara gibi görünüyor. Ga ga Şimdi, gara başka bir iş. E, evet yani gerekirse ilerleyecek dedikleri için eğer buralar boşsa. borsa. Yani ne olacak, önce ne şurası. Ne olacak? Şey, şunu tamam. soracağım. Mağaralar, çok katlı mağaralar tamam. ve içlerinde 6 aylık yiyecek, içecek ve mühimmat var dedi. Doğru. Bu yani... Tepede Mehmetçik var ve bilmiyor altında doğal olarak bilmiyor. Altında kat kat mağara mı yapılmış durumda? Teröristler oraya açmış ve bir şey yani hani ne diyorsunuz ona askeri terim olarak mazgal mı? E, oralardan mı ateş açıyorlar? Yani e, ölümüne gelen teröristlerden bahsediyoruz çünkü. Dolayısıyla herhalde bu mücadele yani o detayı biraz verir misiniz? Bu mağaraların içinde nasıl yapılanmışlar? O zaman nasıl bir mücadele olacak? Kullandığı o kelimeler var. Yani zaten. şu yanlış anlaşılabilir. Yani üstte Mehmet çıkıyoruz diye oturuyor hayır, hayır. altta mağarada takılıyor ama hayır, öyle, öyle bir şey yok. Hı? Şimdi 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 ben rakamları çıkarttığım için söyleyeyim. Hı -hı. Şu ana kadar pençelerde 2477 mağara ve sığınak etkisizleştirilmiş. 2400. Bakın, hande bu çok büyük bir rakam. Büt, yani, buradaki abi, bölümden bahsediyorum. Çok küçük rakam. Evet. sen diyorsun ki iki katlı, üç katlı mağara içinde 6 altı, altı aylık yiyecek, şu kadar terüs. Şimdi bunları et, her biri kendi içerisinde büyük bir ölüm riski taşıyan operasyon demek. Bir ma bir tane mağara, mağara operasyonu, bir tane sığınık operasyonu. Yani yapan kişiler bunu anlayabilirler çünkü ölüm muhakkaktır hı hı. mağara operasyonlarında. Şimdi mağara operasyonlarında şu ana kadar 2477 mağara ve sığınak ele geçirilmiş, çökertilmiş. Bu bu bunlar, bunlar, bunlarla birlikte hı hı. bak ne ne yakalanmış biliyor musun? 4999 mayın ve EYP tespit edilmiş ve imha edilmiş. Niye? Çünkü bu mağaraların hepsinin etrafında bunlar var. Yani mağaraları tuzaklıyorlar aslında. Yani hem içini tuzaklıyor hem etrafını tuzaklıyor. Hı hı. Kamera yerleştiriyor, foto kapan yerleştiriyor. Ya sen geliyor şimdi bir de mağara konseptini insanımız bilmiyorum ne kadar an anlayan bir çalışan mutlaka anlamıştır. E en zorunu yaptı PKK bizim için orada hazırlandı. Hı hı. Yani Türkiye aslında orada PKK'nın güvendiği son dağı yıktı. Hı hı. Mağara operasyonunu yıktı. Neydi o? Tamam mı? ...Türk askerini mağaralara çekeceğiz... ...ve imha edeceğiz. İddiaları buydu. Çünkü onlar da SİHA'lara karşı... ...savaş uçaklarına karşı, dışarıdan, havadan... ...ortaya koydukları, etki üretemedikleri... ...baskıya karşı bir çözüm öğretmeliydiler. Bu çözümü... ...mağara doktriniyle, burada mağara doktriniyle ...öğrettiler, burada tünel doktrini... Çö hı hı. ...çöl doktriniyle öğrettiler. Şimdi buradaki çöktü. Şimdi en büyük kaygıları... ...karın ağları, sıkıntıları bu. Şimdi en güvendiğimiz dağlara... ...karlar yağınca... Ne yapacak? İşte o dediğin gibi intihar eylemcileri. Daaş gibi intihar eylemcileri ne yapıyor? Hı -hı. Haplıyor. Hı -hı. Yani hani bir şey böyle iyi davası çok inanmış olur. Beyniniz zihnini formatlıyor bir tarikat gibi. Hı -hı. Yani düşünmesi PKK PKK'nın ismine gelmek evet, bu zaten. Evet şey o. Yani çünkü çocukların çocukları falan alıyorlar falan diyoruz ya. Hı -hı. Şimdi bunlar aslında kadınları kullanıyorlar. Niye? İşte du duygusal travma yaşayan, boşluk yaşayan insanları PKK ideolojisiyle dolduruyor. Haplıyor işte onlara biz kristal falan diyoruz. onlara veriyor onları eşeğe salıyor. Bunların şimdi, hepsi sağlığa zararlı ve tehlikeli maddeler. Evet Müzik sen de, uyarımızı uyarımızı de öyle bir sorumluluğunda oluyorsun sen de evet. bunu söylemelisin. <laughs> evet. Yani şey bu hikaye bu. Peki şimdi bu iki üst saldırısından evet. sonrasında şöyle bir açıklama yaptı Yaşar Güler. Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Evet. Nedenini şöyle söyledi. Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırdığı kadar istihbarat atışından zafiyet doğuran yönleri de var. Biz bu konuda gerekli tedbirleri aldık alıyoruz. Operasyon ve birlik emniyeti için güvenlik ve disiplinden taviz vermemiz mümkün değil. Yani akıllı telefonlar artık belli ki askerler tarafından üstlerde evet. operasyon bölgelerinde kullanılmıyor. Neden? Neden derken yani an, bilmeyen izleyicilerimize anlatalım. Ee, örneğin orada bir asker ailesiyle konuşurken ya da bir fotoğraf çekip annesine gönderdiğinde bunu tespit edecek olan e, teknoloji kimde var? Ya Hande e, tabii ben buna üzüldüm. Niye Hı -hı. üzüldüm? E, askerin içerisindeki bu telefonları kullanmakla ilgili hata yapan bazı personelin ee, bir istihbarat safiyeti de, bir güvenlik safiyeti de sebebiyet vermeleri ne yazık ki bütünü kapsayan bir Hı -hı. tedbir almayı gerektirdi. Yani normalde çok işlerine yarıyordu. Yani akıllı Hı -hı. telefonlar kendi mücadelelerinde de işlerine yarıyordu. Ama yani e, TikTok'tan, şuradan, buradan, e, işte yer konum, konum bildiren, işte üst bölgesinin yapısını gösteren ve bunla, bunların bir şekilde e, kendi içimizden ortaya koymuş bunun bir de şey tarafı var. E, yani psikolojik tarafı var, Pre, prestijle ilgili bir başka tarafı var. Yani sonuçta disiplinli bir ordu, böylesinde teknolojik anlamda bir istihbarat safiyeti ortaya koymaz. Hı hı. Şimdi ama büyük bir çoğunluğu buna uydu. Ama bazı işte hani sosyal medya şehvetinden de etkilenen bazı personel, bu tür şeyleri e, sosyal medyada paylaşınca, bu birileri tarafından işte anlatılarak bir sadece istihbaratla ilgili, prestijle ilgili de bir sonu dönüşünce. E silahlı kuvvetler ne yapsın? İşte cezalandırma metodunu, şey yapma metodunu tercih etmek zorunda kaldı. Şimdi konum bildirirse takip eden görebilir de şunu merak ediyorum. Daha açık sorayım. Üst bölgeden falan görüntülerini paylaşalım. şöyle yani açık soruyorum. Konum bildirmiyor, konumlar kapalı. Amerika Birleşik Devletleri acaba ya da herhangi başka bir ülke terör örgütüne akıllı telefonlarla ilgili bildirim, konusunda e, yer ve nokta istihbaratı sağlıyor mudur? Yani bu e, sabit üst bölgelerle ilgili buna gerek yok. Çünkü PKK zaten bizim sabit üst bölgelerimizin yerini biliyor. Hı hı. Ama e, bir operasyon başladı zaten. Şimdi Yaşar Paşa'm ne dedi? Hatırla. Geçen programda da konuşmuştuk. Yani e, öngörülemez, hı hı. öngörülemez faaliyetler. De hı hı. Şimdi öngörülemez faaliyeti nasıl deşifre edeceksiniz? İşte o hı hı. Akıllı telefonu takip edecek. Hı. Değil mi? Yani sonrası siz ee, bir özel şeye gireceksiniz. Hı hı. Özel harekata gireceksiniz Beklemediği yerde, beklemediği zamanda, beklemediği şekilde bir etki ortaya koyacaksınız. Ee, burada o dediğin akıllı telefonu, e, şey konum bilgisi kapalı olsa dahi bir şekilde e, kırıp sizin bilginizi konum bilginizi ve faaliyetinizi PKK'ya aktarmaya dair bir anlık kabiliyeti varsa, anlık istihbarat kabiliyeti varsa işte o zaman yapar ve o zaman e, bütün harekatı sekteye uğratmak gibi büyük bir riski var. O yüzden biz yani 90'lı yıllarda dahi kripto cihazlar kullandık haberleşmede. Hı hı. Yani Çünkü telsizin veya işte bu şey açık yani havaya çıkan her şeyin güvensiz olduğunu bilirdik. Yani hı. örneğin telsizlerde hep şifreli konuşmaya çalıştık ve mümkün olduğu kadar telsiz tutması yapardık. Neden? Çünkü bunu PKK'da dinler, PKK'ya destek veren de dinler, herkes, herkes dinler. Hı hı. Şimdi şifreli ve güvenli haberleşme metotları Şimdi bu anlamda akıllı telefonlar büyük bir zafiyete sebebiyet verdi. Ya daha doğrusu herkes için diyemem çünkü onlar çok çok ranta bu kullandıklarını biliyorum. Yani Tabii. çünkü mücadele içerisinde pratik ihtiya şeylere ihtiyacınız var. Akıllı telefonları çok, çok güzel kullandılar. Hmm. Yani akıllı kullananlar çok güzel kullandı ama bir şekilde bahsettik işte aileleri görüşeceğiz, üst bölgesinden işte tabii bir şehir kendi içinde de bir takım şeyleri var yani orada bir yaşam var o yaşamı merak ediyorlar paylaşıyor bu da tabii istihbaratla güvenlikle ilgili kendi güvenlikle ilgili hmm. hem genel anlamda hem özel anlamda bir takım zafiyetlere sebebiyet verdiği için. Daha önce de bunun konular konuşulmuştu, e, yasaklanması gerekti ve bu şekilde ortadan kaldırıldı. Şimdi bu yaz burası bitecek çünkü Türkiye'nin başka hedefleri, büyük hedefleri büyük var, hedefleri, var evet. ve yollarına devam etmeli açıklamasından da e, demek ki burasının artık yani bu yaz başı mı olur, ortası mı olur e, tamamen 30-40 kilometre derinliğinde çözüleceğini Doğru. anlıyoruz. Türk ordusunun hedefi bu. Şimdi asosu biz havadan vuruyoruz dedi. Sen de MİT'e hatırlattın evet. hemen orada. Ee, bu konuda Yaşar Güler bir açıklama yapmadı ama meraktan soruyorum ben. Ee, şimdi bu zirve, ayrı ayrı yapılan zirve belli ki bu ay... Belki bir üçlü çıkarma göreceğiz biz Irak'a. Evet, yani ama... belki de ayrı ayrı gidecekler. Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Yaşar Güler. Ya ayrı ya birlikte gidecekler. Şimdi bu Süleymaniye'de Bafel Talebane denen bir baş belası var Doğru. Türkiye açısından. Ee, şimdi yani operasyon... Yani sonucu sağlığa zarardır. Evet. 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 Ve operasyonlar Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma polis, mit aslında hep beraber çalışıyorlar. E, mitin de nokta operasyonları var. Do dolayısıyla burada öyle bir işbirliği göreceğiz herhalde değil mi? Şimdi bununla ilgili bir arayış var. Hı -hı. Yani e, ama eee istenilen noktaya geldi mi e, zannetmiyorum. Hı -hı. Yani şimdi şimdi eee Talebani e, İran ve Amerika Birleşik Devletleri kontrolündedir. Hı -hı. Onların inisiyatifindedir. Yani onların ağzının içine bakar veya onlar tarafından güdülür. Şimdi ona dair bir denge oluşturmuştur. Yani Irak'ta iki karşıt gücün aynı aktör üzerinden işbirliği veya işte böyle bir ülke. Yani çünkü sonuçta Irak denilen ülke 2003 işgaliyle birlikte Irak pastası İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve onların etekleri altındakiler tarafından paylaşıldı. Hı hı. Çok ilginç karşıtlaşmış güçlerin simbiyotik ilişkilerini görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Buffalo Albany hem Irak'la iş pişir, e, İran'da iş pişirir, hem merkez hükümetle iş pişirir, hem e, Amerika ile iş pişirir, hem de Barzanelerle özgün bir ilişkisi vardır. Hı hı. Bir yandan didişir, bir yandan e, çünkü aynı şeyin yani Soran ve Bektinan küçük sapın böldüğü iki alanda e, bir şeyleri var. Bunların hükümranlık kavgaları var. Hükümlülük kavgaları sadece kendi şeylerinde değil aynı zamanda aşiretlerle de değil ki. Çünkü iki tarafında ilginç Geçişleri de olan aşiret, aşiretsel yapısı var. Çok ilginçtir Irak bu açılardan bakıldığı zaman. Şimdi Süleymaniye'nin başı belada. Şimdi PKK'yı içine aldı. Hı hı. Yani örneğin sadece Keler'de, geçenlerde vurdular biliyorsunuz bizim İspanya teşkilatı. Liderlerini öldürdü hatta. Çok önemli bir operasyonda aslında o. Keler'de 18 tane benim takip edebildiğim kadarıyla üst oluşturdular PKK'lılar. Sivil alanlarda, germiyanda. Buralarda PKK çok var. Süleymaniye'de sivil toplum içerisinde geziyor. Şimdi bu Süleymaniye'nin etek, yani etekleri altında mı olacak? Yoksa zaman içerisinde Süleymaniye, Bafıl Talebani PKK'nın etekleri altında mı girecek? Şimdi mesele ne? Barzani aslında oyunu gördü de biraz geç kaldı yazık Şimdi aynı şeyi Bafıl talebanda de görecek de işte uyuşturucu sağlığa zararlıdır. İzin verirse belki akıl sağlığı izin verirse görebilecek. Şimdi PKK... Tartışmalı bölgeler kavramı, Irak anayasasına 2005'teki Irak Anayasası'na hı hı. ekildi. Şimdi tartışmalı bölgeler kime nasip edilecek? Hesap ne? Şimdi zannediyor ki Barzani tartışmalı bölgeler olarak kalacak. Ben burada hükümdar olacağım ama tartışmalı bölgeleri de zaman içerisinde bana verecekler. Kerkük bana verecekler. Şimdi gördü ki eyvah dedi ya. Öyle Burayı PKK'ya vereceklermiş dedi. Biz de kullanacaklarmış dedi. Hı hı. Şimdi PKK'ya verecekler. Aha burada PKK. Aha şimdi burada PKK. Şimdi nereden geçiyorlar? Şu hattan geçiyorlar. Hı. Ve ya. bu arada diyorsun şimdi ki asıl kalkınma şey... yolu olsun ülkem kalkınsın. Şimdi Demir yolları, bak, otoyolları o kadar güzel yapılsın. Eee terör örgütü şimdi, şimdi, şimdi var. Şimdi o zaman o zaman hı. asıl soru şu. Asıl terör koridoru neresi? Hı hı. Bak Sayın Yaşar Paşa'mızın bahsetmiş olduğu güvenlik kuşağı. Tabii Otuz Türkiye kuşağı açısından güvenlik kuşağı. Güvenlik kuşağı. Ama hı. asıl terör, daha doğrusu terör alanı neresi? Burayla burayı birbirine bağlayacak ve sonra diyecek ki Barzani sen şu ana kadar yanıma gelmedin mi artık yanıma gel diyecek. Hmm. Yani bu geçenlerde Amerika'dan bir açıklama yaptılar derler ki ismini e, bir Kürtlerin Birliği bizim için vazgeçilmezdir dediler. Yani, yani şey. aslında oyunu ha. görmesi gerekenler. Tabii hikaye geç kalmasınlar hemen görsünler çünkü orada onlara yaşam alanı kalmayacak. Hikaye 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 çok büyük Hande Hı -hı. ve merkezinde neresi var? Tartışmalı bölgeler var. Merkezinde neresi var? Kerkük var. Kerkük. Neden Kerkük? Şimdi diyeceksin ki ya sen Irakçısın hep Kerkük. Hayır. Kerkük'te bir kere bizim bir vefa borcumuz var. Tabii. Bir namus borcumuz var. Neden? Hı hı. Kerkük'teki Türkmenleri telafi verdik. Bu coğrafya Türkmen... Yani Mendeli'den, Beledunuz'dan, Kerkük'e giden bütün coğrafyayı... Türkmenler bizim parçamız. Hı hı. Şimdi biz bunları orada Birinci Dünya Savaşı'nın üretmiş olduğu... Sonuçlarla birlikte bırakmak zorunda kaldık. Onlar da orada yalnız kaldılar. Zaman içerisinde coğrafyalar o kadar kıymetliydi ki, şimdi Musul ve Kerkük diye hep dediğimiz zaman ya işte Kerk Türkmen olduğu halde, Türk olduğu halde koparttı bizden. Hı hı. Şimdi tamamı nasıl bir oyun oynadığını görüyoruz. Türkmenleri Araplaştırıyor. Türkmenleri, Türkmenleri Arap Şiileştiriyor. Hı hı. Türkmenleri kürtleştiriyor. Şimdi önce topografik oyun oynadı. 100 yıldır demografik oyun oynuyor. Niye? Çünkü bu coğrafya ona lazım. Şimdi o yüzden cümlemiz şu. Ve güvendi kuşağa güvendi kuşağa. Hı hı. Tamam hı. Ama asıl terör koridoru terör alanı Kerkük merkezli coğrafya. Neden? Bu bir cümlemiz Daha var. Daha aşağısı yani. Tabii Şöyle. cümlemiz var. Hı hı. Orta Doğu'nun kalbi Irak'tır. Irak'ın kalbi Kerkük'tür. Kerkük'e etki eden bütün coğrafyayı etki eder, Kerkük'ü kontrol eden bütün coğrafyayı kontrol eder. Şimdi Mesele, e... dava, hikaye budur. Yani hani vizyonumuzu hı hı. düzgün tutalım diye söylüyorum. O yüzden ben de burada bir cümle kuracağım. Bu dava nerede bir tane biliyor musunuz ee, Hande? Bu dava, şurada Kerkük'ün ilçesi ta şey var, tazi hurmatı var. Hı hı. Hemen altında Süleyman Bey var. Bak isimler Türkçe. Hemen orada bir Hemrin Dağı var. Hemrin Dağı nedir, nedir, biliyor musunuz? Misak-ı Milli'nin sınırıdır. Orada biter yani. Bu dava orada biter. Ha biz Irak'ı parçalayalım falan demiyorum. Ama Irak'ı toprak bütünü içerisinde çözmemiz gerekiyor bu işi. Ama çözemezsek yani meselenin derinliğini yani topografik derinliğini, demografik derinliğini yani topografideki belirgin Ayırt edici alanlar anlamında söylemeye çalıştım. Çünkü herkes oyunu burası üzerinden oynuyor. Biz de orası üzerinden görünüyoruz. Bu kimin konusu? Bu devletin konusu. Yani o zaman o zaman siz içinde <laughs> kimi kaçacaksınız? Biraz önce söyledi Yaşar Paşa mı kaçacaksınız? Hakan Bey'i kaçacaksınız? İbrahim Bey'i kaçacaksınız? Ama bu işin içerisinde Enerji Bakanı da kaçacaksınız. Çünkü mesele de enerji jeopoldu ile ilgili olan bir şey. Tabii zaten koridor koridor konuşma Tabii. nedenimiz bu. Şimdi hiç kimsenin gözünde toprağımız yok dedi. E, kimseden icazet almadık dedi Yaşar Güler. Şimdi aslında şöyle başlayalım. Kendisine ABD ve Rusya'nın Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına bakışını sorduk ee, ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK, YPG, PYD'ye verdiği desteği. Ee, şimdi ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda biz hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık almayız dedi Yaşar Güler. Arkasından da şöyle dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'la mücadele bahanesiyle PKK, YPG, SDG terör örgütüne desteği devam ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez. Yani terörle mücadele teröriste yapılmaz. DAEŞ terör örgütüyle göğüs göğüse mücadele eden tek ordu biziz. ABD'ye D.A.Ş terör örgütüyle mücadeleyi beraber yürütme teklifimizi sürekli yineliyoruz. Şimdi bunun altını çiziyorum. ABD'ye D.A.Ş terör örgütüyle mücadeleyi beraber yürütme teklifimizi sürekli yineliyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İbrahim Kalın hem Hakan Fidan vardı. Doğru. Dolayısıyla D.A.Ş'la mücadele... Şu mu bunun? E, daha böyle vatandaşla soracağım. Ee, kardeşim sen DEAŞ'la mücadele için bunlarla işbirliği yapma. DEAŞ'la mücadeleyi gel beraber yürütelim. Hep bir meşhur hol kampı var mesela. Hmm. Ee, PKK, PYD, YPG biliyoruz ki sürekli o hol kampındakileri DAEŞ'lileri serbest bırakırım diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor. E buna da gerek yok. Terörist seni niye tehdit ediyor? Amerika Birleşik Devletleri eğer mesele buysa. E buradan ne anlamamız gerekiyor? Şimdi ee, şöyle bir cümle kuralım izin verirsen. Hı hı. Aslında niyeti anlatıyor. Hı hı. Amerika Birleşik Ya burada el hol el roj bahane. PKK YPG şahane. Hı hı. Şimdi 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 temel şeyleri ne? İşte 20 civarında hapishane var. Şimdi bunlardan bunlardan en çok bilineni, en kalabalık olanı El Hol ve El Roş. Şimdi bu, bu 20 tane var hapishane evet. ama büyükleri bu ikisi. Şimdi bu, bunlar için, bunlar, özellikle El Hol kamp, kimi tutuyorlar, dağlışların ailelerini Ailenin. ve çocuklarını tutuyorlar. Hı hı. Şimdi orada dağlış yetişiyor, orası hı hı. bir rezerv alanı. Şimdi bir ilginç bir şey var, bu hapishanelerle ilgili meseleyi ben yakaladığım zaman, hani bu özellikle dağışla ilgili ya bu dağışlar teslim olan dağışları falan ne yapıyorlar, ne ediyorlar, Yakaladıkları ne yapıyorlar, bu hapishanelere tıkıyorlar kamplara tıkıyorlar. Şimdi sayı kaçtı? 115 binde. Şimdi kaç bin biliyor musun Hande? 45 bin. Nerede 50 bine? Yaklaşık 60 bin. E. 60 bine e ne değil, 60 bin 70 bin e ne nereye gitti? Şimdi sorum şu. Ben bir soru soracağım. Bunlar daha aşı değilse daha aşı diye hapishanelere niye Bu bir. Daha aşılarsa niye serbest bıraktın? Bak şimdi. Kendi bak, işini almış olabilir mi? Ya şimdi şimdi ne yapıyor? Bırakıyorlar. Kaçıyorlar. Para verip yani 30 bin dolar, 40 bin dolar para verip böyle oraya gelen kamyonların, benzin depoların arkasında, altında, cartında, şurada gidiyorlar. Hı hı. Bu o, da, o kadar çok olay var ki takip edilmez. Bu da, iki yer nerede gösterebiliyor on, musunuz? Onlar tahmini? şurada. Hol ve şey. Ee, bir dakika şurada. Hase, Roş. Haseke, ha. Şeddade, Roş. Şuralarda. Şuralarda. Şu bölgelerde. Değerlerin tutulduğu, Tut, sözde tutuldukları yer. En büyük olanları bunlar. Ha. Yani <laughs> e, bu, buralarda. Şimdi PKK bu silahı çok iyi kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu silahı kullanmasına izin veriyor aslında. Yani maksat ne? PKK'nın buradaki varlığını gerekçelendirmek, meşrulaştırmak, daha mücadele. Hayır bu bir koca bir yalan. Koca bir yalan. Şimdi yani ben bir cümle kuracağım. Daaş'ta Daaş'ın inanç eşiğini, iddia eşiğini kim kırdı biliyor musun? Türk Silahlı Kuvvetleri şurada kırdı. Fırat Kalkanı'nda kırdı. Neydi? Bak, Amak Dabık diye 3 tane dergisi vardı. Bu, bu terör örgütü, bu radikal terör örgütü bir merhemeye kübra yapacağını inanıyordu. Kıyamet kıyametçi bir örgüt. Aynı İsrail gibi, aynı Amerika gibi, aynı FETÖ gibi kıyametçi bir örgüt daha. Aş. Şey, e, şimdi Nerede yapacağım diyordu. Dabık'ta kıyamet savaşı yapacağım diyordu. Dabık'ta kıyamet savaşı yapmasını kim engelledi? Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuvvetleri engelledi. Amerika'nın dönemi savunma bakanı o kadar meselenin önemli olduğunu biliyor ki. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece bunu tebrik etti. Şimdi bundan sonra, şimdi adamın iddia eşi, inanç eşiği, moral eşiği, güven eşi ve güç eşi nerede kırıldı? Burada kırıldı. Şimdi bu Elbap'tan sonra ne Tapka'da, ne Rakka'da, ne Deryazur'da hiçbir yerde daha sunamadı Hande. Duramadı. Çünkü gücünü kırdı. Oradaki hikayeyi konuşuyoruz. Hep unutuyoruz. Daha aşığı belini kıran Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Pasta yala yiyen de kimdir? İran'dır, Rusya'dır, Amerika Birleşik Devletleri. Bu gerçeği de bilelim. O kadar ağır bir bedel ödedik ki biz orada. Neler yap? Türk ordusunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dar, daha üzerinden bozgunu uğratmaya çalıştılar burada. O kadar büyük dolaplar döndü ki o coğrafyada. Neyse. Şimdi buralardan özellikle Deryezur'dan sonraki mücadelede yani ee, Bağus, Haccin yani Orta Fırat Havzası'nda bir son mücadelesini veren Dağış'ın artıkları nerede? Haseki'deki El Holde, El Rojda yani oradaki hı hı. Şeddadedeki bölgelerdeki kamplarda. Şimdi bunları silah olarak kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu silahı bize verir ama nasıl verir? Şimdi jeopolitik anlamda e, kuyruğu sıkıştı. Ukrayna da çok şey öğretti. Gazze ona çok şey öğretti. Dedi ki biz Türkiye'siz, Türkiye'yi yani ötekileştirdik, yalnızlaştırdık, şeytanlaştırdık. Prangalarını, e, bağımlılıklarını prangolar olarak kullandık ama bu iş elimizde patladı. Şimdi bu işle ilgili jeopolitik bir mücadele, diplomatik bir mücadele var. Şimdi Askeri diplomatik bir mücadele. <laughs> o süreci göreceğiz. Ha, şimdi son 5 dakikamızmış. Hemen e, F30 F16'lar açıklamasını ekrana getirebilirsek F16 talebine ilişkin Yaşar Güler neler dedi? E, Amerika tarafından gelen teklif mektubu ile ilgili çalışıyoruz. 23 milyar dolarlık bir proje ama paketin hepsini alacağız diye bir şey yok. Türkiye'nin menfaati neyse onu yapacağız. F-16'ların üretilmesi ve modernizasyonun Türkiye'de yapılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. F-35 konusunda da ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Eurofighter uçaklarını alma konusunda girişimlerimiz devam ediyor. İngiliz muhataplarımız Almanya'yı ikna için çalıştıklarını belirtiyorlar. Bizim bu aşamada kana odaklanmamız lazım. Bizim bütün derdimiz caydırıcı bir güç oluşturmak. Kimseyle mücadele istemiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kendimize ait bir çakıl taşını da kimseye vermeyiz. Türkiye bambaşka ufuklara doğru gidiyor. Caydırıcık anlamında her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi burada şunu soracağım. Belli ki F-16 konusunda 23 milyarlık dolayıca bir proje, bir paket sunulmuş ama Türkiye'nin menfaatine neyse onu yapacağız, hepsini alacağız diye bir şey yok diyor. Evet. Ee, bir yandan Eurofighter görüşmeleri devam ediyor. Bir yandan da benim anladığım F35'lerde aslında biz parayı geri istiyoruz. Doğru mu anladım? 1.4 milyar dolar istiyoruz. Evet. Yani o zaman F16'lar Türkiye'nin rakam ihtiyacına göre belirlenecek. Belki biz bu 23 milyar dolarlık paketin 10'unu kabul edeceğiz. Doğru mu? Ya şimdi aslında F-16'ları... onu örnek verdin Şimdi teklif bizim teklifimizdi hatırlayınız. Yani şimdi o zaman e, teklifin 6 milyar dolardı. Hı -hı. Yani 40 tane tedarik, 79 tane modernizasyon. Ama zaman içerisinde bunların işte mühimmatları olsun, yedek parçaları olsun, uçak motorları olsun pek çok mesele Hı -hı. farklılaştı. Çünkü biz kendi uçağımızı yapıyoruz ve şu an yapmış olduğumuz uçakta F-110 yani F-16'ların motorlarını ikişer tane kullanıyoruz. Şimdi böyle pek çok kavram için içerisine girdi. Şimdi burada e, 23 milyar dolarlık bir kapsam, bir çerçeve Amerikan hükümeti tarafından belirlendi. Şimdi bunun içerisinde ne kadar doldurulacak ve neler doldurulacak? Bu son derece önemli bir teknik mesele, uzmanlık meselesi ve gelecek öngörüleriyle beraber yapılması gerekiyor. Şimdi bir kere F-16 projesinin veya F-35 projesinin veya Eurofighter projesinin yani gerçekleşmesi mümkün olabilir. Ama bir temel karina var artık. Bu proje kesinlikle bizim Kaan Milli muharip Uçağımızla ilgili projeyi kete uğratmaması gerekiyor. Engellememesi gerekiyor. Bu bir ihanet olur. Bak söylüyorum. Hı hı. Tamam mı? Bizim artık ana muharebe uçağımız, geleceğimiz Geçer sadece... Yaşar Çünkü bu bizim ama. bütün Kaan teknik. Kaan'a odaklanmamız tamam, lazım. Kaan bizim her şeyimiz. Hı hı. Şimdi bu alacağımız alımlar veya işbirlikleri Kaan'ı destekleyecek mi? Bir. En önemli kısmı o. Hı hı. İkincisi... Kaan'ı kesinlikle ve kesinlikle bir sekteye uğratmayacak, destekleyecek. Çünkü Hande, geçmişimize o kadar çok korkumuz var ki. Tabii. Bir, birileri işte de, devrimi mu şey yaptığı gibi Kaan'ı da engeller mi? Çünkü Hı -hı. Kaan Türkiye'nin geleceği demek. Yani çünkü Türkiye'nin ulaşmış olduğu teknolojik seviyenin Kaan'da ete kemeğe bürünmesi demek. Hı -hı. Şimdi bu bütün Türkiye'nin yani gelecek vizyonu etkileyecek olan bir e, aygıt bu. Bir sistemlerin sistemi Kaan. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman büyük bir şimdi beklentimiz şu. Bizi Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik olarak kanın yapılmasında teknolojik olarak destekleyecek ve F16 projesinden ve F35 projeleri üzerinden. Çünkü biz pek çok parça üretiyorduk F35'e ve ciddi anlamda büyük yani sadece 1.4 milyar dolar kaybımız yok ki. Yani bilebildiğim kadarıyla 12 milyar dolar sadece parça tedarikinden olayı şirketlerimizin kaybı var. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman ılımlı bir hava yakalandı ama söylüyorum test alanı burası. PKK ile PKK'yı desteklediği sürece bizim Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki güven bunalımı hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. O yüzden hani eğer Rusya ile ilgili bir hesabı varsa bak söylüyorum kitabın ortasından. çünkü onların bizden ne istediklerini ben biliyorum. Hı. Ne ne yapmaya çalıştıklarını da farkındayım. Diyor ki sen benim için şey yap diyor. Tamam öl diyor. Benim proksi devletim ol diyor. Hadi adını da süslüyor. Müttefekiz diyor. Sen de nasıl müttefiksin ya benim, benim Mehmetçim'i öldüren, katleden bir terör örgütüyle iş pişiriyorsun Suriye tarafında? Kaç dakikamız kaldı? Son birmiş. Şu cümleyi tamam. ee, de okuyayım. Asla üstüde olma. Ee, Milli Savunma Bakanı orada ne işimiz var diyen emekli askerlere de yanıt verdi. Teröristlerin sınırlarımızın ötesinde yuvalanarak saldırılarına devam etmesi üzerine... Terörle mücadelede konsept değişikliğine giderek terörü kaynağında yok etmeye başladık. Biz bütün zorlukları biz yaşayacağız ama yurt içinde hiçbir vatandaşımıza sıkıntı yaşatmayacağız prensibiyle hareket ediyoruz. Bu arada televizyonlarda operasyonlar başta olmak üzere askeri konuların halkımızın kafasını karıştıracak şekilde konuşulmasını tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda da bir düzenleme yapılması üzerinde çalışıyoruz dedi. Orada ne işimiz var diyen emekli askerlere de e, çok Sevinçin. sert ve ciddi bir e, mesaj verdi. Bunun da altını çizelim ve öyle bitirelim bir cümle alayım sadece Hande, bu konuda e, sürem kalmamış bakalım, çünkü. Bakın şimdi bu bu bizim yapmış olduğumuz iş çocuk oyuncağı değil. Hı hı. Bak ben 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 kendi yaklaşımım, kendi başkası bilemez. Bizim konuştuğumuz konuların altında Mehmetçin kanı var, hı hı. canı var, fedakarlığı var. Onun hakkını vermeliyiz. O orada bir, bir nefesini verirken biz ona orada bir nefes olmalıyız buradan bir nefes olmalıyız hı hı. çünkü o orada bizim varlığımız için nefesini veriyor bir diğer tarafıyla konuşmuş olduğumuz konularda gerçekten ciddiyet istenir. bu tamam. şey, bir siyasi karşıtlık filan konusu değil bu doğru çalışacağız hı hı. doğru anlamlandırma yapacağız böyle böyle yalakalık falan da yapılmayacak bu işlerde. Tamam. tamam dost doğru. Güvenlik uzmanı dediğin adam oradaki Mehmetçin hak ettiği gibi bir duruş ortaya koyar televizyon ekranında. Abdullah çok çok teşekkür Çağol. ediyorum. Ee, Sayın Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarını hem aktardık hem de taze bir şekilde Abdullah ile birlikte Çağol. değerlendirdik. Göksu sen de